Kırk para babası hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Her şeyin bunlar mı? Valla çok şükür. Sizi gördük iyi olur. Allah razı olsun başkanım. Siz de iyisiniz inşallah başkanım. Ne zaman sonra iyi? Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba. Ne alın canım? Hoş geldiniz başkanım. Haydi ben kendine. Merhaba. Hoş geldin başkanım. Hadi işte. Merhabalar. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Selamlar. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sağ ol. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin arkadaşlar. Merhabalar. Maske, sosyal mesafe, hijyen. Gençler merhaba. Bu ara çok arttı, çok değerli. Özellikle sandalyeyi yıkıyorum, sakatıyorum. Ne olur bir akli sandalye. Çocuklar, buraya mutlaka al. Yani benim şeyim olduğunu söyle. Aynı işler. Şimdi aldım ama ha. Şimdi böyle geldi. Tamam. Çok şükür. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İyi misin? Çok şükür. İşlerin bizi inşallah. Şey ise, çeyiz dikmeyiz yani böyle. Bizim yani. Köyün. Türkiye'nin son seçimlerden sonra ismini duyduğu bir kenttir Mersin. Bunu unutmayın. Mersin ulusal bazda hiçbir dönemde bu kadar konu edilmedi. Hiçbir dönemde belediye başkanı Türkiye'de bu kadar konuşulmadı. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bizler deneyimli siyasetçileriz. Bizlerin bu ülkeyi hangi koşullarda kimler nerelere getirdiğini gayet iyi biliyoruz. Bizim derdimiz sadece belediye başkanlığı değil. Eyvallah yaparız. Alasını da yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bugün Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmasaydı Mersin bu kadar özgürlük havasına bürünebilir miydi? Bu kadar Atatürk diyen bir belediye başkanı olabilir miydi? Bu kadar hangi kültürden olursa olsun, hangi yapıdan olursa olsun insanları buluşturabilir miydi? Biz bunu gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir belediye başkanı misyonun üzerinde misyonlar yüklendik. Birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye, dünya pandemiyle boğuşuyor, ekonomik sıkıntılar. 16 aylık yönetimimiz süresince zaten 6 ayımızı pandemi aldı. Tam işler başlıyor, işlere başlıyoruz. Belediyeyi bir düzene koyuyoruz dedik. Bu belayla boğuşmaya başladık. Ama Türkiye'de bu süreçte halkına en iyi hizmet eden belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi geldi. 1000'in üzerinde öğrencimiz üniversiteye girmiş. 20 küsür tıp fakültesi, 10 küsür eczacılık, 50 küsür mühendislik, hukuk, bütün değerli okullara, yüksek okullara, fakültelere bizlerin dershanesinden yetişen Mersinli gençlerimiz. Anamur'dan Tarsus'a kadar. Fakir, yoksul, Gülnar'ın kırsalında, Mut'un kırsalında tertemiz, çağdaş, Atatürkçü, layık öğretmenlerin
mürşidi ilim olan öğretmenlerin ışığında bu çocuklar yetişiyor. Bunu yeni belediye başkanı, yeni yönetim anlayışı getirdi. Her üniversiteye kazanan çocuk bizden eğitim yardımı aldı. Almaya da devam edecek. Sadece belediyecilik, yol yap, kaldırım yap, bina yap. Bu değil belediyecilik. Bu kadar sığ değil belediyecilik. Belediyecilik halkına sahip olmak, fakirine, fukarasına, yaşlısına, kadın şiddet görüyor kocasına. Belediye o kadına sahip çıkıyorsa belediye. Biz sahip çıkıyoruz. Çocuğu engelli bir başına kalmış. Çare arıyor. Biz sahip çıkıyoruz. Biz belediyeyiz. Yol yap, kaldırım yap. Bu mu belediye? Bu mu belediye? Değil. Değil. Belediye halkına sahip çıkıyoruz. Biz bunları yapıyoruz. Mersin merkezde bazı bölgelerde uygun bulduğumuz yerlerde başlattık. Bizim amacımız şu. Bir binayı, bir yatırımı yaparken belediye, bir parayı harcarken söyledim, her kuruşun değeri var. O binanın her metrekaresi kullanılsın. Onun için çok amaçlı diyoruz. Yani sadece bir taziye evi diye yapılan bir yer eğer çok yoğun bir mahalledeyse günlerce boş kalabiliyor. Biz istiyoruz ki yaptığımız binada kadınlara meslek edindirme atölyeleri olsun. Orada bir kreş olsun, çocuklarımız devam etsin. Orada bir dershane ihtiyacı varsa dershane binası olsun. Taziye evi ihtiyacı varsa taziye evinin olduğu bir kat olsun. Kazanlı bölgemize de, üç mahallemizi de kapsayabilecek uygun bir yerde çok amaçlı bir bina, bir merkez düşünüyoruz. Birkaç yılımızı alacak. İşler pandemiden dolayı da ağır yürüyor. Gerçekleşir gerçekleşmez 60 küsür kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı. Bu söylediğim dört bölgeyi kapsayan bir çalışma. Buradan zaten biz bunu Karaduvar arıtmamıza bağlayacağız. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bir gelecek 30 yılın, 40 yılın, 50 yılın kazanının kanalizasyon sorunu da artık ortadan kalkmış olacak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Geldiniz sağ olun. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Olayı da başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hizmetlerini de iki başkanım, bir başkanım. Başkanım, gerçeği falan onun yanında sıfır gelir. Öncelikle ona yaptığınız için teşekkürler Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Tabii buradaki sıkıntılarımız ortak sıkıntılarımız. Bakın, göreve geldiğimiz günden bu yana 3400 ton asfalt dökmüşüm. 3320 metrekare kaldırım imalatı yapmışız. Bu üç mahallemizde. 5 kilometre yol, banket ve çevre düzenlemesi. Yola düz boru yerleştirme çalışmaları 21 noktada yapılmış. Bunlar sizlerin talebi, bizlerin gerçekleştirdikleri. Tarıma destek veriyoruz. 2021-22-23 yılında her yıl 200 dekar olmak üzere küçük üreticilere sera naylonu yardımı yapacağız. %50'yi ben. Sera naylonu alacak, durumuna en fazla 5 dekar sera yapan vatandaşlarımızın 2 dekarının %50 ile naylonunu, sera naylonunu biz karşılayacağız. Yine gelecek hafta Adanalıoğlu'nda da 570 üretici tespit edilmiş. Bu sera Akdeniz sineği için, Akdeniz sineği için tuzak dağıtımı yapılacak. Bunun da buradan duyurusunu yapmak istiyorum. Yine bu bitki atıklarını kırmak için, kıymak için biz Akdeniz Ziraat Odası'na iki kıyma makinası hediye ettik, hibe ettik. Bunun içerisinde Adanalıoğlu kasabamız ya da mahallelerimiz de var. Buradaki üreticilerimiz de ondan faydalanabiliyorlar, isteyebiliyorlar. Bunu da bilgilerinize sunuyorum.